Evet arkadaşlar, CHP'lere soracağım çok önemli bir soru var. Bildiğiniz üzere bu avukat Ebru Tintik oldukça sosyal medya gündemine oturdu ve şu anda CHP'liler yoğun bir şekilde yasını tutuyorlar. Hani bize kalsa biz hani ateşi bol olsun deriz de diyoruz da, ama onlar çok yasını tutuyor. Ben onlara bir soru soracağım şimdi, bakın. Yıllarca bu Berkin Elvan'ın da yasını tuttular. Berkin Elvan'ın hani Taksim'de gezi olayları sırasında oradan ekmek almaya gittiğini öne sürdüler. Şimdi şöyle bir sorun var. Berkin Elvan'ın oturduğu mahalle Şişli. Taksim'e 3,5 kilometre. 3,5 kilometre yolu bir çocuk ekmek almaya niçin gider? 3,5 kilometre bak. Mahallenizde market mi kapandı? Veyahut da ekmek mi bayat satılıyor? Kaç tane köşe başı dolaşıyorsun? İstanbul mahrumiyet bölgesi mi? İstanbul'da marketler niçin açık olmaz? Neden ta Taksim'e kadar ekmek almaya gidersin? Mesela bir evde yemek yiyeceksiniz, kahvaltı yapıyorsunuz, herhangi bir şey, yani bir yemek, çocuğunuza para veriyorsunuz, git ekmek al gel. Çocuğunuza diyor musunuz, oğlum ta öteki şehre git? Bu bir muamma. Şimdi diyelim ki ne, o çocuk Berkin Elvan 3,5 kilometreyi ekmeğe bayat olduğu için veyahut da ucuz olduğu için veyahut da bilmem ne bilmem ne gezerken yolunu kaybetti falan filan derken Taksim'de gezi olaylarının tam ortasında buldu kendini. Ya 11 tane patlayıcı falan filan da var da üzerinde. Hadi neyse, onu da geçelim. Hepsini geçiyoruz şimdi. Tamamen Berkin Elvan bir çocuk ve masum. Onu katlettiler. Devletin memuru onu katletti. İlla bunu söylüyorlar da. Onların dediği gibi, onların sözüyle hareket edelim. Yani bir beyinsiz, bir hani gerizekalı, anlamı özürlüğe nasıl anlatılırsa öyle anlatacağız kademe kademe. Şimdi hep onların dediği gibi 3,5 kilometre yolu gitti. Şimdi bu çocuk kafasına almış olduğu o hani gaz flaşı, hani gaz kapsülü var ya, kapsülünden 269 gün yoğun bakımda yatıyor. Şimdi bu çocuğa niçin DHKPC'liler sahip çıkıyor? Neden hep onlar sahip çıkıyor? Onlar avukatlığın. Şimdi diyelim ki sokakta bir olay oldu. Herhangi mesela komşunuzun veyahut da aynı mahallede oturduğunuz birisinin evladına bir araba çarptı diyelim. O çocuk çarpan da kaçıyor. Yakaladınız, gördünüz kaçanı. Ne yaparsınız? Çıkar üstünüzü başınızı mı yırtarsınız? Hani komşunuzun veyahut da bir şey, bir haberlerde duyuyorsunuz. Ağlar, dövünür. Oğlum, mahallelim, benim çok sevdiğim mahallemin çocuğu bilmem ne falan filan diye öyle kafanızı duvarlara mı vurursunuz o çocuk orada can kaybettiği zaman? Komşunuzu oturursunuz, üzgün bir şekilde beklersiniz gibi, ben öyle zannediyorum. Yoksa üstünüz başınızı yırtmazsınız herhalde. Eğer sizin çocuğunuz değilse neden Berkin Elvan için DHKPC üstünü başını yırtıyor? Ben onu söyleyeyim mesela. Ayrıyetten yine hadi diyelim orada da bir masumiyet. Hadi bir çocuk hani ne yapsın? Çok masum, çok tatlı bir çocuk. Dayanamıyorsun, üstünü başını yırtıyorsun diyelim. Ha yine hadi orada da bak yine soracağım bir soru. Yasin Börü ve Eren Bülbül için niye üstünü başını yırtmadın o zaman? Mesela orada da bir soru var. Yine altta kalıyorlar da neyse. Hadi diyelim o çocuk alim çocuğu ya. Çok tatlı, çok sevimli. Ötekiler değil. Tamam, orayı da geçtik. Orayı da örtbastır edelim. Peki bu Berkin Elvan'ın davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz savcımız. Cumhuriyet Başsavcısı. Bunun davasına bakan savcıyı adliyenin içerisine avukat kimliğinden Ebru Tintik denilen o Katolik, ne ödüğü belirsiz, kimliğiyle sokuyor, içeride tabanca veriyor ve ondan sonra Selim Kiraz'ı şehit ettiriyor. Niçin o savcı, yani o çocuğu hani sadece sempati duydun, neden bu kadar arka arkaya bu çocuğa yani bu çocuğa hani arka çıkıyorsun, destek oluyorsun bu kadar? Mahallenin çocuğu sadece saf bir çocuk. İçeriği niye tabanca veyahut da içeriği niye sen o DHKPC'lileri içeriye sokuyorsun? Ayrıyetten niçin sen bu Berkin Elvan'ın davasını üstleniyorsun? Ayrıyetten içeride ölüm orucuna yani tutuyorsun. Bilmem bilmem kaç zaman sonra işte geberip gidiyorsun. Bunun hani
yakalandığın zaman, hani yakalandığında DHKPC'nin örgüt binasının içinde yakalanıyorsun. Ayrıyetten yani bu kadar hiçbir alakan, hiçbir bağlantı yok ya. Sadece saf ve temiz olduğu için, sevdiğin çocuk için ilgilenin. O kadar bağlantın ortaya çıkıyor. Bak kaç kere. Ayrıyetten bu Berkin Elvan'ın 2013 yılında 5 Nisan'da 30 tane DHKPC'li bir grupla beraber eyleme çıkarken, çıktığında 30 kişi gözaltına alınıyor. Ok Meydanı Emniyet Müdürlüğü tarafından. Daha sonra 13 Haziran'da da ailesine İstanbul terörle mücadele bilgi veriyor, paylaşıyor. Sizin çocuğunuz DHKPC'li bir grupla, 30 kişilik bir grupla eylem yaparken gözaltına alındı. Tekrardan işte size bilgi vermek şartıyla serbest bırakıldı bak 2013'te. Bunlar da, bu kayıtlar da düşülüyor ya, bunlar da var. Hadi bunlar da hani bir uydurup yalan, hadi bunlar da hiç saymıyoruz. Her şey sizin tarafınızdan bakalım. O zaman İstanbul Baro binasına niçin şu anda, bak şu anda niçin bu avukat Ebru Tintin'in büyük posteri kocaman asılıyor? Niye asıyorlar? DHKPC'li birisine. İşte hani diyorlar ya, çoklu baro sistemi mecbur, şart, gelsin. Ya arkadaş, bütün baron avukatların hepsi şimdi o DHKPC üyesi Ebru Tinti'yi desteklemiş olmuş oluyor mecburen. Çünkü oradan başka baro olmadığı için, oraya üye olduğu için mecburen destek vermiş. Vermek zorunda kalmış oluyor istemeyerek. İşte ikinci baro bu yüzden şart. Benim fikrimi desteklemeyen baro beni temsil etmez anlamında. Öbür baro olsaydı şimdi o da onu kınamak için, biz Ebru Tintik bir DHKPC örgütüne mensup olan bir avukatı benimsemiyoruz, kabul etmiyoruz. O İstanbul'un bilmem birinci barosu, ismi neyse, ikinci barosu, üçüncü barosu neyse, o baro yoldan çıkmış. Yani kendi çapında bir baro. Yani asla biz onu kabul etmiyoruz, biz ona karşıyız diye ikinci bir bildiriyi o yayınlayacaktı zaten. Yani bütün avukatlar DHKPC terör örgütünün destekçisi değiliz demek anlamına gelecekti. Bu yüzden çoklu baro şart. Bu yüzden yani. Ayrıyetten İstanbul Tabipler Birliği, ya Tabipler Birliği niçin bu Ebru Tintik için bildiri yayınlıyor? Daha bugün ya Güneydoğu'da iki tane uzman çavuşumuz şehit oldu. Niçin bugüne kadar olmuş şehitlerimiz için hiçbirisi için bir bildiri yayınlamaz da DHKPC üyesi için yayınlar? Bunlar yerli mi milli mi işte? Şimdi size soruyor. Niçin bu CHP'liler bu DHKPC'nin kuyruğundalar? Neden onların avukatlığını yapıyorlar? Bunların neresi yerli, neresi milli? Bugün sosyal medyada ne kadar Atatürkçü varsa hepsi Ebru Tinti'yi paylaşmış. Hepsinde de başsağlığı, başın sağlığı, geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin, cennet mekanı olsun, bilmem ne olsun, bilmem ne olsun. Ben şok oldum ya, şok oluyorum, her gün şok oluyorum. Bu, niçin bu DHKPC terör örgütü üyesi bir Ebru Tinti'nin peşinden ağıt yakar bu CHP'liler? Sonra da çıkıp nasıl ben yerli ve milliyim derler. Ben çok şu anda yani şoktayım yani. Ben nasıl CHP'ye gideyim de oy atayım? Siz olsanız oy atar mısınız? Bunlar yerli mi milli mi? Bunlar Atatürk'ün partisine uygun mu? Atatürk olsaydı ne olurdu? Şimdi bunlar mı daha hani yerli ve milli? Bunlardan mı onur haysiyet var diyelim? Bunlardan mı? Yoksa Ebru Tintik'te mi onur ve haysiyet var? Bunların bak CHP'nin yapmak istediği ne bu ülkede? DHKPC üyesi Ebru Tintik'in yapmak istediğini. O canını istediği uğurda feda etti gitti. Ama CHP'li bir sürü ve bazı İstanbul'daki patates ve soğancılar gitti Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u temsil ettiler. Sırf patates ve soğan pahalı diye. Ülkesini patates ve soğana satanlar Ebru Tintik'in canını vermesi onlara ne kadar hani ne kadar anlam taşıyor? Bunu bir kafalarında bir düşünüp kendilerini asla sevmeyen ülkeyi bölmek için mücadele veren o Ebru Tintik için canını verdi, bak canını verdi, bir hiç uğruna canını verdi. Bizimkiler kendi ülkesini patates ve soğana sattılar. Gittiler Ekrem İmamoğlu'na ülkeyi teslim ettiler. 2 sene geçmesine rağmen çöp üstüne koyulmadı. Hiç de bir şey yok. Şimdi kim yerli kim milli?
Bunu yorumlarda, altta yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kim daha bu, kim da yani bu ülke için değil de kim daha kendi ideolojisi için mücadele ediyor? Kim daha onurlu? Kendi işi için.